ماشاءالله ما يبي نزلي بسودي ما شاء الله سودي 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 يبي ما ما شاء الله سودي domatesleri yapayım mı? Doma doma domates, doma doma domates. Öteki kişi ne yapıyor? Domatesler. Kendini sanki bir de zorluyor birazcık daha gülmek için değil mi? Sude nasıl yapıyor? Belli mi? Bak bak. Domatesler. Bezini kapattık. Çiş yapabilirsin. Yapalım mı bir daha? Yapayım mı? Yapayım mı? Yapayım mı yapmayayım mı? Yapmayayım yapmayayım. Baba. Hadi. Baba. Domatesle. Maşallah kızım maşallah. Ellerini böyle ağzına vuruyor. Çok mu gülüyorsun? Baba. Ne babam? Maşallah. Baba. Baba. Hangisini yapayım söyle. Yap diyor. Hangisini yapayım? Domatesleri mi yapayım maşallah mı diyeyim? Maşallah. Merhabalar. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Biz şu anda Hova vardık. Arkadaşlara ziyarete geldik. Yani oturmaya. Misafirliğe geldik. Bir saat sürdü aşağı yukarı yol. Bu arada saçlarımı kestirdim. Vural kesti. Çok tuhaf hissediyorum bu kısa saçlarla. Zaten biliyorsunuz canım istediği zaman takmaları takıyorum zaten. O yüzden çok dert etmiyorum ama bugün böyle gezeyim dedim birazcık. Rahat olur diye. Hadi gel Defne, elini ver. Hadi bir dursana da. Benim için o su diş. Su diş, üşüyeceksin kız. Gel su diş, çek et. Su diş, dur. Dur Defne. Mama, bu öpen hava. Bismillah, noch nicht über, auch noch nieder. Du musst jetzt finden, Defne. Weiß nicht, du musst jetzt finden, das kommt. Welchen? Mama, welchen? Ben de bilmiyorum ki kızım. Mama. Efendim? Mama. Ne? Mama. Ne? Sakın ha, sakın elime. Sude bırak. Mami. Mami. Come on. Ağaçtan düşmüş. Ağaçtan. Hı hı. Su diş. Su diş. Su diş. Bak. Hadi çiz su diş. Mama. Gel gel. Dur baba arabayı kilitliyor tek. Dizinlen. Ben seviyorum. Bilmiyorum ki aşkım. Mamam bir ya. 24 bana, numara. Bana mamam veriyor benim. Yapıyorum. O yerden buldun mu? Defne oyuncak getirdi. 24 numara nerede acaba? Merhabalar,
ve yeni bir günle hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayanlar lütfen abone olmayı unutmasın. Bunu bundan sonra baştan söylememiz lazım. Her neyse, saat şu anda 6'ya yaklaşıyor. Burcu bugün bayağı bir yamuldu. İşten erken çıkmak zorunda kaldım. Eczaneye gittim, ilacını aldım. İlacını içirdim. Yatırdım. Uyudu, etti falan derken ben o arada çocuklarla birazcık vakit geçirdim, evi topladım. Ve şimdi karşınızda tamir edilmiş bir Burcu. Al Burcu. Sanırım birkaç saat önce kamerayı elime alsaydım ve kendimi gösterseydim çoğu kişi korkarak videoyu geri kapatırdı. Benim geçirdiğim şey bu sabah neydi? Ne denildi? Ben de bilmiyorum ki. Beni işten bile yani erken çıkarttın. Sabah uyandım. Lavaboya zaten zor yetiştim. Ondan sonra kıvrandım. Bildiğiniz gerçekten bebek gibi böyle bacaklarımı ta şurama kadar çekerek yatakta kıvrandım. Döndüm, durdum. Defne çok şükür kendine bakabilen bir çocuk. O gitti oturma odasına, işte oynamaya falan başladı. Ama Sude'yi bir türlü yataktan alamadım. Çünkü kalkamadım, ayağa kalkamadım. Vural'ı aradım. Vural da iş yerinde olduğu için hemen telefonuna bakamadı. Sonra annemleri aradım. Dedim hemen gelin, ben çok kötüyüm, kalkamıyorum. Sude'yi yataktan alamıyorum. Sude uyanmış. O kadar kötüydüm ki size anlatamam. Neyse, annemler geldi. Onlar çocuklarla ilgilendiler. Vural'a da ulaşabildik. Vural'a dedim lütfen hemen gel. Eczaneye uğra gelirken bana ilaç bul. Bana ilaç lazım. Midem, sadece midem değil. Midem, karnım. Artık o kadar şiddetli ağrıyordu ki. Aslında annemler beni direkt hastaneye falan götürmek istediler. Ama ben ne olduğunu tahmin ettiğim için çok hızlı davranmak istemedim. Önce ilaç atmak istedim. Sonra Vural işte eczaneden ilaç almış. Getirdi, ilacı attım. Ama ilacı attıktan sonra ilaç etkisini gösterene kadar artık o kadar ağrım vardı ki titredim. Bütün vücudum da ben aklımın karayı seçtim. Bütün vücudum böyle titriyordu. Ben gerçekten öleceğim zannettim. Çok kötüydü. Bu geçirdiğim şey de artık kullanmak zorunda olduğum başka hapların yüzünden olmuş olabilir. Oldu bence. Veya sen ne dedin? Laktoza karşı alerji de olabilir dedin, değil mi? Evet. Çünkü eczanedeki adam demiş ki eğer bu hapı attıktan sonra düzelirse büyük bir ihtimal yediği içtiği dokunmuştur. Düzeldiğime göre de muhakkak. Sonuçta dün ikimiz de aynı şeyleri yedik. Ben böyleyim. 2 saat uykuyla işe gittim, geldim, ettim falan derken. Eve bir geldim. Burcu resmen şöyle yani şu şekilde duruyor ve tir tir titriyordu. Yani resmen ben de acayip korktum. İlacı verdim. İçimden bütün duaları okudum. İnşallah iyileşirdi. Yoksa hastane, yani ambulansı arayıp hastaneye götürecektim. Yani arabayla bile götüremezdim beni. Yok, ambulansla götürecektim yani. Neydi o ya? Ben gerçekten bugün daha iyileşemem sandım yani. Ben de hastaneyi gördüm aslında ama Allah'tan ilaçlar işe yaradı. Bir de şöyle bir şey de var. Bütün gün daha hiçbir şey yemedim. Su bile içmedim. Annem içirdim ben zorundan da. Ya birkaç yudum. Annem de bana çay yapmış. Çayın kokusu bile midemi bulandırdı. Yani Allah kimseye göstermesin. Gerçekten mide ağrısı kadar iğrenç ve kötü bir şey yok galiba. Sen beni hiç böyle gördün mü? Yok. Ben gerçekten artık her neyse kendimi biraz toparladım. Duş aldım. Saçımı başımı yaptım. Biraz kendime gelmeye ihtiyacım vardı. Neyse, şu an çocukların odasında oturuyorum. Çünkü size bir şey göstermek istiyorum. Dün misafirliğe gittik ya. Gördünüz. Biraz bir şeyler çekebildim. Fazla da bir şey çekmedim çünkü çok sık görüşebildiğimiz arkadaşlar değil, o yüzden dolayısıyla hani muhabbet falan daha ağır bastı. Mami. Sen korktun mu bugün? Ya. Bana bir şey olacak diye. Defne seni iyileşti. Defne çok korktu. Ama hani çocuklara çaktırmayayım demek mümkün değildi çünkü kendimde değildim. Ama geçti şimdi Defne. İlaç attım, geçti. Değil mi aşkım? Hı?
Dün işte Eda'lara gittik arkadaşlara. Eda ile Volkan. Eda da sağ olsun kızlar için, odaları için dekorasyon yapmış. Çok güzel. Bural yakından göstersin, benim halim yok kalkmaya. Defne'nin D'si. Böyle bir de buraya Sude'yi de astık. Eda ile Volkan'a çok teşekkür ederiz. Ha, bu zaten dededen hediye. O aynayı oraya astık. Şey, ne diyecektim? Bu arada yani böyle şeyler, hediyelik falan sipariş etmek istiyorsanız Instagram'dan, Instagram profillerine bilgi kutusuna koyarız. Bilgi kutusuna mı koyacağım? Olduğu zaman. Burcu bilgi kutusuna koyacakmış her şey. Her türlü doğum günü dekorasyonu falan da yapıyorlar. Nişan, düğün, yani ne isterseniz. Eğer merak ediyorsanız ve bu tür çerçeveler istiyorsanız Instagram sayfalarını mutlaka bilgi kutusuna koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Pili bitmiş her şey. Bu tablo aslında ışıklı. Niye olmuyor? Pili bitmiş hemen pili alıyorum. Ta Türkiye'deki pil. İyi de yandı o zaman. Nasıl misin? Nasıl misin? Vallahi yaptığım şey şu an ne kadar doğru bilmiyorum ama mantı yiyorum. Sude istedi çünkü. Çünkü Sude'nin canı istemiş. Sana tas sos lazım mı? Sude sana mantı mı istiyorum dedi. Her şey dolaba açtım bakarken mantıyı şey yaptı. Sen sos istiyor musun? Ya ben döktüm kendime, yeter herhalde. Oha. Tevne. Çocuklar sossuz yiyor, öyle seviyorlar. Biz şimdi alışverişe çıkıyoruz. Evin hali berbat. Ama halim yok. Çıkar onu annem. Niye almıyor? Başka kalmadı mı? Ne kadar tuhaf. Biz alışverişten sonra eve geldik. Çocukları hemen yıkadık. Yatırma aşamasındayız. Ben de size hemen Rossmann'ın aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle şöyle bir ayna aldım. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey var. Ben makyaj masamdan gerçekten artık ayrılmak istiyorum. Makyaj masası diye bir şey istemiyorum. Kendime böyle küçük bir kutu yapacağım. Şu anki yatak odasındaki o beyaz sepet çok çabuk dağılıyor. Bir ara Ikea'ya gidip kendime makyaj malzemelerime göre bir şey bakmak istiyorum. Hani içine koyabileceğim bir şey. Daha sonrasında artık mutfakta, oturma odasında, hani nerede canım isterse orada hazırlanmak istiyorum. Yatak odasında masa falan istemiyorum. Çünkü çok yer kaplıyor ve o yeri bir dolap için kullanabilirim mesela. Bizim çünkü gerçekten çok büyük bir yer sorunumuz var. Ceketler, nevresim takımları. Bunların hepsini bir yere güzelce toparlayabilmem için bir dolaba ihtiyacım var. O yüzden o yeri dolap için kullanmayı tercih edeceğim. Makyaj masamdan ayrılacağım yani. Bakalım nasıl olacak. Artık o alacağım ya da seçeceğim dolabın içine de fazlalıktan olan makyaj malzemelerimi koyacağım. O gündelik makyaj için kullanacağım kutuyu sürekli istediğim gibi değiştirebileceğim. Hani oradan çıkartıp koyup. Öyle. Bu ayna da o yüzden lazım. Hem büyütücü var. Hem normal tarafı. Bayağı işime yarayacağını düşünüyorum.
Sonra lenslerimi stokladım. Lens kalmadı evde. Sonra Head & Shoulders'ın nemlendirici şampuanından nemlendirici saç kremini aldım. Geçenlerde hani size söylemiştim ya, saçı çok uzayan kuzenime sormuştum diye. O erkek şampuanı benim saçımı gerçekten hızlı uzattı. Uçlarını da zaten o yüzden kestirdim. Çünkü saçım uzadıkça uçların ne kadar kırık olduğunu fark ettim. Aslında çok da memnunum ama benim gerçekten kokuyla alakalı çok büyük bir sorunum var. Ben saçlarımı kokladığım zaman güzel kokması lazım. O yüzden bu takmaları da sürekli yıkarım. Yani kendi saçımmış gibi sürekli yıkarım. Onlara da bakım gösteririm. Çok zaman alan bir şey ama o zamanı ayırırım yani. Sonra benim kışın çok sevdiğim bu Bruno Banani parfümünü aldım. Bu 20 milim, çok küçük şişesi. Ama o da parfüm. Yani o da tuvalet değil. Çok kalıcı bir kokusu var. Sonra yine bir bronzer aldım. O en son aldığım bronzer çok açık tonlarda. Yani sürdüğüm bile belli olmuyor. Bu şöyle. Ve hindistan cevizi kokuyor bu. Bunu daha önce de almıştım. Birkaç sene oluyor. Bunun kokusu çok güzel. Defne kendisine toka beğendi. Şöyle yıldızlı. Sonra tuvalet için böyle bir koku aldım. Sonra kendime böyle bir far paleti aldım. Renkleri çok hoşuma gitti. Şöyle. Pamuk aldım. Büyüklerini kullanmasını seviyorum çünkü bir tanesi bayağı yetiyor. Yani bayağı neredeyse tüm yüzü siliyor anlamında söyledim. Sonra küpe aldım. Bu küpelerin bir de gümüş rengini aldım. Bu küpeler biraz pahalı. Yani Moody Schmuck olmasına rağmen pahalı biraz. 10 euro ama benim böyle gündelik takabileceğim küpelerim hiç yok. Hep böyle cafcaflı, büyük, gösterişli küpelerim var. İşte böyle sade bir şeye ihtiyacım vardı. O yüzden bunları aldım. Sonra böyle bir sünger aldım. Bu Hatice Schmidt'in koleksiyonundan. Benim bir tane siyah süngerim var ama o iyice eskidi. Çok pis. Temizliyorum ama sanki böyle içine bakteriler hapsolmuş da ben yüzüme sürüyormuşum gibi hissediyorum bazen. İki tane duş jeli aldım. Bu Nivea'dan yine çıkmış. Vanilyalı. Bir de şu markadan bir tane aldım. Bunda Oil Intense yazıyor. Benim cildim bu aralar yine çok aşırı kurudu. Hep kullandığım haplarla alakalı. Ben de kremlenmeye üşendiğim için böyle yağlı bir duş jeli aldım. Bir de göz makyajımı sildiğim, bu Garnier'in her zaman gösterdiğim iki bazlı makyaj silme şeysi. Bu kadar aldıklarım. Bu vlogu da zaten burada bitireceğim. Şimdi daha fazla bir şey yapmayacağız bugün. Dinlenmem lazım. Çünkü midemin yine nasıl ağrıdığını hissediyorum yemekten sonra. Bir dahaki vlogda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.